Anne, okuldaki müdürle konuştum ben bugün. Şu denklik sınavı için. Sınava girebiliyormuşuz. Mezun da sayılıyoruz. Kızım bunu şimdi mi söylüyorsun? İşte en güzel haberlerden birini verdin ya. Ay. Ay, oh be. Çok sevindim güzel kızım. Seni kaybetmeyeceksiniz. Söyleyemedim ki. Konağın kasvetli atmosferinden iyi şeyleri unuttuk. Defnem, ne olursun öyle deme kızım. Ne olur deme güzel kızım. Bak kaç gün kaldık orada. Sofralarını açtılar bize. Hepsi sağ olsunlar. Dedenin evi orası Defne. Bu arada şu okul işine en çok ben seviniyorum ben. Bundan sonra full antrenman. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Üniversite sınavına hazırlanacaksınız. Ona göre kendinizi, zamanınızı doğru programlayacaksınız, tamam mı? Ya anneciğim unutan yok zaten. Zaten benim belli. Bundan sonra beden eğitimi. Hı hı. Ben de belki sayısaldan girerim. Aa, sen fikrini mi değiştirdin? Hani konservatuara girmek istiyordun. Anneciğim senin kızının kafası biraz karışık. Al şunu ye. Kafana biraz glikoz gitsin. Neyse daha zaman var. Kararın daha değişir, çok değişir. Bakarsın ne istiyorsanız o. Ay çay. Kafa dillo be. Beyin beyin. Aa, bak çalışmaya başlamış. Masanızı yakmayalım ama. Bakalım. Bir dakika, bir dakika. Bekleyin. Alo. Alo hocam. Hocam ben çok özür dilerim. Bakın size söz veriyorum bir daha asabiyet, gerginlik, sinir hiçbir şey olmayacak. Söz. Ben seni başka şey için aradım oğlum. Ne oldu hocam? Baban dedeni de kulübü de şikayet etmiş. Nasıl ya anlamadım. Dedenin imzasıyla seni takıma almıştık ya. Velayet babandaymış. Yönetim kurulu toplantısından çıktım şimdi. Çok uğraştım ama çözemedim. Ya sözleşmeyi baban imzalayacak ya da aldığınız paraları iade edeceksiniz. Bu durumda takımda devam edemez. Yarın bu işi çözmen lazım. Anne ne zaman mum üfleyeceğiz? Tamam oğlum tamam. Hadi ablası sen mumları diz. Abi gelince yakarız. Ya. Herkes için bir tane mum. Evet, dördümüze de. Dördümüze dilek tutacağız o zaman. Hüseyin Ali için. Annem için. Kerem için. Bu da benim için. Kerem hadi oğlum, kardeşin sabırsızlanıyor. Kerem. Oğlum ne oldu? Oğlum ne oldu? Kerem. Babam dedem kulübe şikayet etmiş. Dedeni mi şikayet etmiş? Sözleşmeyi babamın imzalaması lazımmış. Yoksa parayı geri istiyorlar. Beni de kulüpten atacaklarmış. Bu adam hayatımızı mahvetmeye daha ne kadar devam edecek? Tamam canım, tamam. Hayır, öyle bir şey olmayacak. Yok öyle süngüleri düşürmek. Oğlum, üzülmeyeceksin Kerem'im. Bugün bizim en mutlu günümüz olur mu öyle ya? Hadi gelin bakayım. Hiçbir şeyin huzurumuzu kaçırmasına izin vermeyeceğiz oğlum. Bak kardeşin çok heveslendi, üzülüyorum. Hadi Kerem, hadi. Hadi bakalım, gelin buraya. Evet, dört tane mumumuz, dört tane dileğimiz var. Şimdi bunları yakalım. Seyit Ali ne dilek tutmuş acaba? Sır. Sır mı? Evet, iyi yapmışsın. O zaman daha çabuk gerçek olur dileğin. Hah,
Hadi bakalım. Hazır mıyız? Evet. Bir, iki... Zannediyorsun sen? Velayet davası açtım sana, okumadın mı? Sen kendi yaptığın hesabını versene önce ya. Kulübe şikayet etmişsin, ben ne yaptım ya sana, ben ne yaptım? Seninle adam gibi konuşmaya geliyorum. Herkesin ortasında bana saygısızlık yapıyorsun. Ya gelme, gelme, gelme. Kaç defa dedim ya, bırak peşimi. Benim derdim annenle. Anladın mı? Sen bunları hep böyle yapıyorsun. Hı? Hepsini bana karşı dolduruyorsun. Saçmalama Alpay. Ben sadece bizi rahat bırakman için uğraşıyorum. Lütfen git buradan, yapma. Bak lütfen, ne yapıyorsun? Böyle mi yapacaksın? He? Bununla mı? Evet. Ya velayetlerini bana verirsin ya da beni sahtekarlıkla boşadığın için sana daha büyük bir dava açarım. O yanındakiyle de beraber hapse girersiniz. Anladın? Öyle mi? Öyle. Elinden gelen ardına koyma. Koymayacağım. Bu çocuklar neden senin yanında biliyor musun? Çünkü kabahat bende. O abinin elinden iç bana handa saldırdı adamlarıyla beraber. Ben ne yaptım? İnsanlık yaptım, insanlık, anladın mı? Gidip şikayetçi olmadım. Merhametten maraz doğarmış ya. Biz seninle mahkemede görüşeceğiz Alpay. Çıkar mısın? Çıkmıyorum. Çıkar mısın? Çıkmasan da olur. Anne! Tamam yeter, yapmayayım ya. Sabrım tükendi artık benim ya. Sabrım tükendi. Ya bu çocukları bana verirsin? Ha ya da ne? Ne ya da söyle. Ne yaparsın? Sen nesin lan? He? Yemin ederim, yemin ederim öldürürüm seni. Ay Kerem ne diyorsun? Lütfen, o nasıl laf? Bizi tehdit edemez. Kerem dedim! Bırak, bırak gelsin. Nasıl olsa karakollara alışık o. Sonra yalvarırsın baba beni buradan kurtar diye. Ya baba ne olursun yapma ya. Ne olur sakinleş bir dur, bir dur. Sen hiç konuşma. Okula geldim, herkesin ortasına rezil ettin beni. Sen şimdi benim kızıma mı eli kaldırıyorsun? Çık git artık buradan, yeter, defol. Çocuklarımın huzurunu kaçırmana izin vermiyorum. Defol! Bak, ben şimdi gidiyorum. Tamam mı? Bu son geceniz. Ya bu çocuklar yarın sabah bana tıpış tıpış gelirler... ya da mahkeme emrine rağmen onları alıkoyuyorsun diye seni içeri attırırım... yüzlerine hasret kalırsın. Elinden gelenin ardına koyma Alpay. Kerem sen ne yapıyorsun? Oğlum sen ne yapıyorsun? Sen niye böyle yapıyorsun? Ne kadar korkuttun beni? Yaptıklarını bilmeden gelmiş, bir de utanmadan burada hesap soruyor. Dayanamadım anne, dayanamadım. Kerem beni böyle koruyamazsın çocuğum. Bak Allah korusun kendini yakacaksın. Unuttun mu çektiğimiz acıları? Yapmayacaksın böyle. Özür dilerim. Duramadım. Yok öyle Kerem. Kendine hakim olacaksın. Kerem bak, kendine hakim olmayı öğreneceksin. O ne yaparsa yapsın, ne olursa olsun o sizin babanız. Onun bütün siniri, hırsı bana şimdi de velayet davası açtım diye böyle yapıyor. Lütfen çocuğum yapmayın. Siz niye giriyorsunuz? Seyitelim nerede? Hadi girin içeri, tamam. Anne. Anne Seyit Ali masanın altında ağlıyor. Oğlum. Seyit Ali. Seyit Ali ne yapıyorsun sen? Oyun evine mi girdin bakayım? Hani bak. Aa, ablayla abi geldi buraya, biz masanın altında oyun oynayalım diyordun hep. Oyuncak getirip oynarız. Evet. Sen burada demek ki kocaman bir senin evin Seyit Ali'm. Allah'ım kalp benim.